Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum size. Değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Tüketici Hukuk Enstitüsü ve Doğuş Üniversitesi'ne bu toplantı düzenledikleri için de çok teşekkür ediyorum. Ben tebliğimde tüketicinin korunması hakkında kanunda yer alan haksız şartlara ilişkin hükümlerle Türk Borçlar Kanunu'nda, yeni borçlar kanunumuzda yer alan genel işlem koşullarına ilişkin hükümlerin kısa bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağım ve çok kısaca bankacılık sektörü açısından bu hükümlerin ne şekilde bir arada ya da ayrı ayrı uygulanabileceklerini açıklamaya çalışacağım. Hepimizin bildiği gibi hukukumuzun en önemli kavramlarından birisi sözleşme kavramıdır. Bir sözleşmenin oluşumunda da iki tarafın karşılıklı irade açıklamalarına ihtiyaç vardır. Ve sözleşmelerin oluşumlarında beklenen genellikle tarafların bir araya gelmesi, sözleşme öncesinde çeşitli müzakereler yaparak bunun sonucunda sözleşmeyi oluşturmalarıdır. Ama tabii ki tarafların sahip olduğu irade serbestliği ve bunun yansıması olan sözleşme serbestliği ve bizim genellikle sözleşmeler hukukunda umduğumuz taraflar arasında var olduğunu varsaydığımız en azından eşitlik, tarafların sözleşmenin oluşumunda kural olarak eşit hak ve yetkilerle donatılıp eşit söz sahibi olabileceklerini getirir. Ancak zaman içinde giderek değişen hayat koşulları, ekonomik ilişkiler, teknolojik gelişmeler, sürekli artan alışveriş ilişkileri sözleşmelerin bu şekilde tek tek görüşülmesini imkansız kılmıştır. Bunun bir uzantısı olarak da yine sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir yansıması sonucunda taraflardan sadece birisinin sözleşme koşullarını önceden hazırlayıp karşı tarafa sunmaya başlaması bir gerçek olarak karşımıza çıkmıştır. İşte sözleşme koşullarının taraflardan birinci tek taraflı olarak hazırlanması zaman içinde bu sözleşme koşullarını hazırlayan tek tarafı daha güçlü kılmış, onun karşısındaki kişilerin ise zayıflamasına yol açmıştır. Böylece tek taraflı hazırlanan sözleşme koşullarına muhatap olan kişiler ya o sözleşmeyi yapmak ya da yapmamak şeklinde bir seçenekle karşı karşıya kalmışlardır. İşte bu şekilde karşımıza çıkan yeni sözleşme düzeni iki farklı kavramı da karşımıza getirmiştir. Öyle bazı sözleşmeler oluşmaya başlamıştır ki artık bu sözleşmelerin tamamı önceden taraflardan birinci hazırlanıp olduğu gibi kabul edilmek ya da edilmemek üzere karşı tarafın önüne konmaya başlamıştır. İşte bu sözleşmelere biz hukukumuzda standart sözleşme, iltihaki sözleşme veya tip sözleşme ya da katılım sözleşmesi gibi farklı farklı isimler veriyoruz ama özünde aynı şeyi anlatıyoruz. Bunun yanında bazı sözleşmelerde de sözleşmenin tamamının bu şekilde hazırlanması değil ama farklı oranlarda değişen bir yüzdeyle belli kısımlarının bu şekilde hazırlanması karşımıza çıkmaya başlamıştır. İşte böyle olunca da genel işlem koşulu içeren sözleşme kavramı dilimize yerleşmiştir. Aslında bu Alman hukukundan gelen bir çeviridir genel işlem koşulu. Şöyle bir Türkçe açısından baktığımızda çok da güzel bir ifade olmadığını söyleyebilirim ama artık dilimize yerleşmiştir. Öyleyse aslında bizim standart sözleşme dediğimiz neredeyse tamamı genel işlem koşullarından oluşan sözleşmedir. Bunun yanında da çeşitli oranlarda, artan veya azalan oranlarda genel işlem koşulundan oluşan sözleşmeler vardır. Çok küçük bir örnek verecek olursam, örneğin o şehirde su sağlayan belediyenin su şirketiyle yaptığımız sözleşme, örneğin ben Ankara'dan geldiğim için hemen ASKİ diyeceğim. ASKİ ile bizim yaptığımız sözleşme bir standart sözleşmedir. Hiçbir koşuluna müdahale etme ya da değiştirme şansımız yoktur. Buna karşılık hemen bugünkü konumuzu daha yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm bankalarla imzaladığımız birçok sözleşme
Genel işlem koşulu içeren bir sözleşmedir. Genellikle yoğun bir şekilde genel işlem koşulu içeren sözleşmedir. %80, %90, %95 oranlarda. Şöyle bir baktığımızda bankacılığın özü de bunu gerektirmektedir. Çünkü bir tarafta bankacılık hizmeti veren tek bir kişi, karşısında bu hizmeti alan, bundan yararlanan çok sayıda, onlarca, binlerce, belki yüz binlerce kişi. Her biriyle tek tek müzakere etmesini bekleyemeyiz. Ama hemen basit bir örnek üzerinde ne kadar acaba genel işlem koşulu yoğundur, ne kadar değildir tartışmasını yapabiliriz. Mesela bir kredi sözleşmesini ele alalım. Bir kredi sözleşmesinde neredeyse %85 genel işlem koşuludur. Banka önceden hazırlar. Ama neyi müzakere ederiz biz? Mesela ne kadar miktarda kredi alacağımızı müzakere ederiz. Bunu ne şekilde ödeyeceğimizi müzakere ederiz. Ödeme zamanlarımızı müzakere ederiz. Biraz güçlüysek buna karşılık ne tür bir teminat vereceğimizi müzakere edebiliriz. Bu kadar. Bunun dışında müzakere etme şansımız yoktur. İşte bunun sonucunda başlangıçta aslında genel işlem koşullarının yaygınlaşmaya başlaması oldukça hoşa gitmiş. Neden hoşa gitmiş? Bir kere sözleşmeyi hazırlayan taraf rahatlamış. Herkese tek tek bir araya gelme yükümünden, külfetinden kurtulmuş. Karşı taraf da rahatlamış. Hem zamandan hem emekten bir tasarruf sağlanmış. Fakat zaman içinde giderek taraflardan koşulları hazırlayanın güçlenmesi, daha ziyade bu koşulları kendi lehine sonuç çıkaracak şekilde hazırlama şeklinde bir yola gitmesine yol açmış. Bunun sonucunda da işte tartışma şansına sahip olmayan tarafın ezilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum bütün dünyada baktığımızda önce tüketiciler bakımından fark edilmiş ve daha ziyade tüketicileri genel işlem koşullarına karşı koruyan çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmış. Nasıl yapılmaya başlanmış? Şöyle bir baktığımızda, kıta Avrupası ülkelerine baktığımızda özellikle 1970'li yıllarda Almanya, Avusturya, Fransa'da görüyoruz. Anglo-Sakson hukukunda da İngiltere ve Amerika'da yine benzer zamanlarda farklı farklı düzenlemelerin öncelikle tüketiciyi korumaya yönelik ama zaman zaman sadece tüketici değildir aslında burada ezilen, burada genel işlem koşuluna kim muhatap olursa bir şekilde korunması gerekir, bir şekilde genel işlem koşullarının denetlenmesi gerekir şeklinde bir anlayışın egemen olmaya başladı ve yasal düzenlemelere de yansıdığını görüyoruz. Avrupa Birliği'nde durum nedir diye baktığımızda, Avrupa Birliği'nde 1993 tarihinde çıkan bu konudaki en temel direktiflerden olan, daha sonra başka direktifler de çıkmıştır, bunda bazı değişiklikler olmuştur ama en temeli budur. Bunun sadece tüketiciyi koruyucu hükümler içerdiğini görüyoruz. Bizim ülkemizdeki durum nedir dediğimizde, bizim ülkemizde 2003 yılına gelinceye değin yasal olarak doğrudan doğruya genel işlem koşullarına karşı ne tüketiciyi ne diğer kesimleri koruyucu ya da genel işlem koşullarını denetleyici nitelikte herhangi bir düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Yalnız tabii herhangi bir düzenlemenin olmaması hiçbir şekilde bu koşulların denetlenmemesi anlamına gelmiyor. Mahkemelerimiz, Yargıtayımız bu konuda çeşitli verdikleri farklı farklı kararlarda çeşitli farklı hükümlerden yola çıkarak ki bunlardan bir tanesi Medeni Kanunumuzun ikinci maddesidir. Bazı denetim mekanizmaları geliştirmeye çalışmışlardır. Yani yoktur demek belki bu anlamda bu nedenle çok da doğru değil. Ama yasal olarak ilk kez yasamıza girmesi 2003 yılında tüketicinin korunması hakkında kanunda yapılan çok kapsamlı değişiklikler sırasında olmuştur. Ve kanuna eklenen 6. madde ile haksız şart kavramı literatürümüze girmiştir. Burada önemli belirtilmesi gereken hususlardan bir tanesi kanunda, tüketicinin korunması hakkında kanunda bir genel işlem koşulundan bahsedilmemekte olduğudur. Genel işlem koşulu kavramı hiç geçmemektedir kanunda. Fakat haksız şarttan bahsedilmektedir. Haksız şartın tanımı yapılmaktadır. Bu yönde bir düzenleme getirilmektedir. Dolayısıyla bir kapsamlı genel işlem koşulu tanımının olmadığını görüyoruz. Baktığımızda tüketicinin korunması hakkında kanuna 6. maddenin oldukça kısa, net bir ifadesi
ifadesi vardır. Daha sonra çıkarılan, hemen akabinde çıkarılan tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar hakkında yönetmelikle bu hükmün ne şekilde uygulanacağı birazcık açıklanmaya çalışılmış. Hatta birazdan değineceğim, kanunda dahi düzenlenmeyen farklı bir denetim yöntemi de yönetmelikle öngörülmüştür. Tabii hukuk yapma tekniği açısından ne kadar doğrudur tartışılır ama uygulamada faydası görülmüştür muhakkak ki. Baktığımızda genel işlem koşulu lafı kullanılmamakla birlikte haksız şart olarak satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşullarının haksız şart olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bu tanımdan yola çıktığımızda tüketicinin korunması hakkında kanun gereğince bir haksız şarttan söz edebilmek için öncelikle satıcı veya sağlayıcının tek taraflı olarak hazırlayıp sözleşmeye koyduğu şartların bulunması gerekir. Diğer bir ifadeyle tüketici ile müzakere edilmeden belirlenmiş koşulların bulunması gerekir. İkinci olarak da yine haksız şarttan söz edebilmek için ikinci koşulumuzda bu hükümlerin tarafların karşılıklı hak ve borçlarında dürüstlük kuralına aykırı düşecek ölçüde tüketici aleyhine bir dengesizliğe yol açmış olması gerekir. Kanun her ne kadar iyi niyet sözünü kullanmaktaysa da burada kastedilen dürüstlük kuralıdır. Medeni kanunumuzun ikinci maddesi anlamında. Böyle baktığımızda sözleşme metninin müzakere edilmemiş olması ya da sözleşmedeki belli bazı hükümlerin müzakere edilmiş olması diğer hükümlerin haksız şart olma niteliğini etkilemeyecektir. Kanun koyucu bunu açık bir şekilde belirlemektedir. Tüketicinin korunması hakkında kanunun 6. maddesinin 4. fıkrasına baktığımızda da sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması sözleşmenin kalan kısmında bu maddenin uygulanmasını engellemez şeklinde biraz önce söylediğim hususu açıkça hükme bağladığını görüyoruz. Yine aynı maddenin 3. fıkrasına baktığımızda önemli bir karinenin getirildiğini görüyoruz. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Diğer bir ifadeyle sözleşme koşullarının müzakere edildiğini ispatlama, diğer bir ifadeyle sözleşme koşullarının genel işlem koşulu yani bir haksız şart burada dendiği şekliyle olmaktan çıkarmak için ispatlama bakımından ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya veya kredi verene tüketici korunması hakkında kanun gereği düşmektedir. Bunun tamamlayıcısı olan bir düzenleme de yine aynı kanunun 4. ve 5. fıkralarında yer almaktadır. Peki haksız şart olmanın yaptırımı nedir? Haksız şart olabilmesi için bir müzakere edilmeyecek, iki dürüstlük kurallarına aykırı olacak şekilde tüketicinin aleyhine dengesizlik yaratacak. Öyleyse böyle bir koşul olursa sözleşmemizde bunun yaptırımı nedir? Diğer bir ifadeyle tüketicinin korunması hakkında kanun haksız şartlar bakımından nasıl bir denetim getirmektedir dediğimizde içerik denetimi getirdiğini görüyoruz ve bunun yaptırımının tüketici için bağlayıcı olmayacağını belirtildiğini görüyoruz. Bağlayıcı olmayacağı belirtilmekle birlikte tüketicinin korunması hakkında kanunda yönetmeliğe baktığımızda yönetmeliğin 7. maddesinde haksız şartlar batıldır deyip hemen arkasından yok sayılan bu hükümler şeklinde devam eden bir cümle olduğunu görüyoruz. İşte burada bir hani hukuk açısından ciddi bir sorun var. Bir tarafta batıl diyoruz, bir tarafta yok diyoruz. Acaba ne demek istiyoruz dediğimizde burada kastedilenin açık bir şekilde butlan olduğu, diğer bir ifadeyle yeni kanunumuzdaki ifadeyle kesin hükümsüzlük olduğunu söylememiz mümkün. Buradan
baktığımızda tüketicinin korunması hakkında kanunla getirilen bu düzenlemede esasında sadece içerik denetiminin getirildiğini, fakat daha sonra yönetmeliğe baktığımızda yönetmelikte yer alan bir hükmün kısmen de olsa yorum denetimi, tüketici lehine yorum. Gerçi tüketici korunması hakkında kanunun genel mantığına baktığımızda da yine tüketici lehine yorum söz konusu olduğu için bir anlamda yorum denetiminin de getirildiğini söyleyebiliriz. Yalnız tabii burada özellikle vurgulanması gereken husus, tüketicinin korunması hakkında kanunun kapsamının sadece tüketiciler olduğu hususudur. Oysa şimdi dönüp Türk Borçlar Kanunu'na baktığımızda, Türk Borçlar Kanunu'nun genel bir kanun olması, her kesime yönelik olması bu anlamda öncelikle vurgulanması gereken husustur. İşte Türk Borçlar Kanunu'muzda 1 Temmuz 2012'den itibaren yürürlüğe girmiş olan Türk Borçlar Kanunu'muzda genel işlem koşulları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu'nun 20. ila 25. maddesi arasında 6 maddede ayrıntılı bir düzenleme getirilmiştir. Öncelikle Borçlar Kanunu'muz genel işlem koşullarının ne olduğunu tanımlamıştır ki bu anlamda çok çok önemlidir, önemli bir tanım getirmiştir. Bu tanımı yaparken tüketicinin korunması hakkında kanuna göre kısmen de olsa genel işlem koşulu sayılacak sözleşme hükümlerinin kapsamını daraltmayı tercih etmiştir. Bana göre birazdan üzerinde duracağım, isabetli bir şekilde daraltmayı tercih etmiştir. Ardından da genel işlem koşullarına yönelik dünyada hala hazırda farklı farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanmakta olan 3 denetimin birden burada da uygulanacağını düzenlemiştir. Bu 3 denetimin bir arada uygulanmasının ne kadar doğru olduğu olmadığı tartışılabilir ama sonuç itibariyle Borçlar Kanunu oldukça ayrıntılı, oldukça kapsamlı bir düzenleme yapmış ve genel işlem koşullarını ciddi bir denetime tabi tutmuştur. Türk Borçlar Kanunu anlamında acaba bir genel işlem koşulu dediğimizde ne anlarız? Şu şekilde bir tanım yapmıştır. Genel işlem koşulları bir sözleşme yapılırken düzenleyenin ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Şimdi bu tanımdan yola çıktığımızda bir kere çok önemli bir daraltmanın çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla denilerek getirildiğini görüyoruz. Hatırlayacak olursak tüketicinin korunması hakkında kanunda getirilen haksız şartlar tanımında buna ilişkin herhangi bir hüküm yoktur. Dolayısıyla herhangi bir münferit sözleşmenin de bir tarafça diğer tarafın herhangi bir katılımı, herhangi bir müzakere etme şansı, değiştirme şansı olmadan hazırlanması durumunda bir haksız şarttan bahsetmek mümkün olabilecektir eğer bu bir tüketici işlemi ise. Oysa borçlar kanunu anlamında bir genel işlem koşulundan bahsedebilmesi için en azından ileride benzer sözleşmelerde kullanma amacının olmasını aramamız gerekecektir. Bu anlamda özellikle önemli olduğunu söyleyebilirim. Böyle baktığımızda borçlar kanunu kapsamında bir koşulun, bir sözleşme hükmünün genel işlem koşulu sayılabilmesi için bu hükümden yola çıkarak barındırması gereken özellikleri kısaca özetleyebiliriz. Mutlaka bir sözleşme hükmü olmalıdır. Mutlaka sözleşmenin kurulmasından önce düzenlenmiş olmalıdır. Çok sayıda sözleşmede kullanma niyeti, amacı olmalıdır. Karşı akide sunulmuş olmalıdır. Karşı akidin bunu pazarlık konusu, müzakere konusu edememiş olması gerekir. İşte baktığımızda acaba Türk Borçlar Kanunu'nun 20. maddesine dönüp bakıldığında çok önemli bir başka hükmün daha getirildiğini görüyoruz. Bu da 20. maddenin son fıkrasıdır. Genel işlem koşulları ile ilgili hükümler sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın uygulanır. Yani baktığımızda gerçekten Borçlar Kanunumuz genel işlem koşulları bakımından
tarafından hiçbir ayrım yapmamıştır. İster gerçek kişi, ister özel hukuk tüzelgisi, ister kamu tüzelgisi olsun, kim hazırlarsa hazırlasın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak, burada borçlar kanunu hükümlerine tabi olacaktır. Yeter ki biraz önce saydığımız koşulları bünyesinde barındırsın o sözleşme hükmü. İkinci bir husus da yine borçlar kanunumuz genel işlem koşuluna muhatap olan taraf bakımından da bir ayrım yapmamıştır. İster tüketici, ister tacir, ister müteşebbis kim olursa olsun herkes bakımından bu hükümlerin uygulanması söz konusudur. Genel işlem koşulları hayatımızın vazgeçilmesidir. Artık günlük tempomuzda her sözleşmenin müzakere edilmesini beklemek zaten mümkün değildir. Bu nedenle mutlaka sözleşmelerde genel işlem koşulu olacaktır. Bunu engelleyemeyiz, engellememek de gerekir. Ama ne olması gerekir? Genel işlem koşullarının denetlenmesi gerekir. İşte bu denetimden ne anlarız dediğimizde de üç tür denetimimiz vardır. Yürürlük denetimi veya diğer bir ifadeyle bağlayıcılık denetimi, yorum denetimi ve içerik kapsam denetimi. Yürürlük denetimi borçlar kanunumuzun 21. maddesinde net bir şekilde kendini göstermektedir. Hemen baktığımızda 21. maddeye, karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip bunların içeriğini öğrenme olanını sağlamasına ve karşı tarafında bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Öyleyse yürürlük denetimiyle aslında kastedilen nedir veya dünyadaki uygulama nedir dediğimizde önemli olan karşı tarafa bu koşullar genel işlem koşuludur. Önceden hazırlanmış sözleşmeye konmuştur ve şu anlama gelmektedir şeklinde bir bilgilendirme yapılması, öğrenme olanağının sağlanması ve bu şekilde öğrenerek kabul etmesi sonucunda sözleşmenin bir parçası haline gelmesini anlıyoruz. Burada bana göre oldukça talihsiz bir durum söz konusudur. Kanun koyucu 21. maddenin hemen ilk satırında karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşulu demektedir. Karşı tarafın menfaatine aykırı olup olmadığının denetlenmesi bir yürürlük denetimi olmayıp bir uyuşmazlık çıktığında ancak karşımıza gelecek olan içerik denetimidir. Dolayısıyla burada bana göre yapılması gereken ilk aşamada sadece yürürlük denetimi olmalı, içeriye girilmemelidir. Öyleyse ne yapılması gerekir? Örneğin bir bankanın ne yapması gerekecektir? Sözleşmelerinin büyük çoğunluğu genel işlem koşulu içeren sözleşme olduğuna göre muhakkak ki karşı tarafa bunlar genel işlem koşuludur ve şu anlama gelmektedir şeklinde bilgi verip öğrenmesini sağlaması gerekecektir. Aksi takdirde ne olacaktır dediğimizde, aksi takdirde yaptırımımız genel işlem koşulları yazılmamış sayılır denilerek açıklanmıştır. Her ne kadar genel işlem koşulları yazılmamış sayılır demek aslında şöyle bir değerlendirildiğinde yokluk olmalıdır şeklinde bir görüşle özetlenebilirse de gerekçeye de baktığımızda burada kanun koyucunun amacının bir yokluk değil, bir kesin hükümsüzlük, eski adıyla butlan olduğunu anlıyoruz. Öyleyse eğer ki karşı taraf bilgilendirilmez ve öğrenme imkanı sağlanmazsa, bu koşullar sözleşmede yer alsa bile kesin hükümsüz olacaktır. Yani herkes tarafından bu ileri sürülebilir, hakim re'sen diktat alabilir, baştan itibaren bunlar geçersiz kabul edilecektir. 21. maddenin ikinci fıkrası da bu anlamda çok önemlidir. Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır. Yani kesin hükümsüzdür. Ne demektir bu? Bu koşullar bakımından yapılan sözleşmenin niteliğine yabancı olan koşullar bakımından bilgilendirme sağlanmış, öğrenme imkanı verilmiş olsa bile bu koşullar kesin hükümsüz sayılacaktır. 22. madde yazılmamış sayılmanın etkisini düzenlemektedir. Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri geçerliliklerini korur. Bu durumda düzenleyen yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerde sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri sürer. Son derece önemli bir düzenleme olduğu söylenebilir.
23. madde açık bir şekilde yorum denetimi getirmektedir. Nasıl getirmektedir? Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır. 24. madde önemli bir değiştirme yasağı getirmektedir. Ama esas önemlisi belki üzerine biraz daha çok durmamız gereken 25. maddeyle öngörülmüş olan içerik denetimidir. Genel işlem koşullarında yer alan hükümlerden karşı tarafa dürüstlük kurallarına aykırı olarak zarar verici veya karşı tarafın durumunu ağırlaştırıcı nitelikte olanlar geçersizdir. Medya zaman zaman yanlış bir bilgilendirme yapıyor diyeyim bu anlamda. Bu konu çok yansıdı gazetelere, çok yansıdı, birçok yerde konuşuldu. Genellikle şöyle bir anlayış var. Genel işlem koşulu varsa bu geçersizdir. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Genel işlem koşulu varsa geçersizdir diye bir şey yok aslında. Nedir buradaki önemli olan husus? Bir, genel işlem koşulu vardır, olacaktır. Önemli olan bunun sözleşmenin kapsamında sayılması için karşı tarafın bundan haberdar olması, bu koşulun anlamını öğrenmesidir. İki, bu koşulun sözleşmenin kapsamında geçerli bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için de dürüstlük kurallarına aykırı olacak şekilde karşı tarafın durumunu ağırlaştırmaması ve ona zarar vermemesi gerekir. Öyleyse buradan çıkacak sonuç nedir aslında? Genel işlem koşullarını hazırlayan, bunları adil bir şekilde hazırlarsa, dengeli bir şekilde hazırlarsa zaten genel işlem koşullarından korkmamıza gerek yoktur. İşte bankalar genellikle genel işlem koşullarından çok korkmaktadırlar ama aslında korkacakları da bir şey yoktur. Eğer gerçekten yapılması gerektiği gibi adil koşullar hazırlanacak olursa hiçbir sorunla karşılaşmayacaklardır. Şöyle bir tüketicinin korunması hakkında kanunla Türk Borçlar Kanunu değerlendirdiğimizde bir kere hangisi ne zaman ve nasıl uygulanacak sorusunu öncelikle cevaplamamız gerekiyor. Kuşkusuz tüketiciler bakımından öncelikle tüketicinin korunması hakkında kanun hükümleri uygulanacaktır. Neden? Bu bir özel kanundur. Öncelikle uygulanacaktır. Ama burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Türk Borçlar Kanunu bakıldığında tüketicinin korunması hakkında kanunla getirilen düzenlemeden daha geniş bir düzenleme getirmektedir genel işlem koşulları alanında. Bu nedenle bir kere tüketicinin korunması hakkında kanunun yaptığı atıf gereğince bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde borçlar kanunu hükmü uygulanır. Dolayısıyla kanunda hüküm olmayan hallerde borçlar kanunu hükümleri uygulanacaktır. Örneğin tüketicinin korunması hakkında kanunda bir yürürlük denetimi öngörülmemiştir. Oysa borçlar kanununda öngörülmüştür. Dolayısıyla tüketiciler bakımından da borçlar kanunu hükmü kullanılarak yürürlük denetimi uygulanacaktır, yapılacaktır. Bunun dışında her iki kanunun aynı konuda düzenleme yaptığı hallerde ne olacaktır sorusuna cevap bulmamız gerekiyor. Bu sorunun cevabı da Türk Borçlar Kanunu'nun 60. maddesinde aslında kısmen de olsa verilmiştir. 60. madde artık hakimlerimize önemli bir yükümlülük getirmektedir. Bir anlamda yarışma diyebileceğimiz bir hüküm getirmektedir. Neyin yarışmasıdır bu? Daha zayıf olan tarafa, hukuki ilişkilerde daha zayıf olan tarafa, korunması gereken tarafa uygulanacak hükümlerde hakim durumun özelliklerine göre en uygun düşen hükmü bulup seçip onu uygulamakla yükümlüdür. Öyleyse artık şu değerlendirmeyi yapmamız bana göre çok mümkün olamayacaktır. Eski tarihli özel kanun varsa, yeni tarihli genel kanun varsa, yeni tarihli genel kanun, eski tarihli özel kanunu açık bir şekilde değiştirmediği sürece eski tarihli özel kanun özel ilişkiler bakımından uygulanır demek artık her durumda çok da mümkün olamayacaktır. Eğer tüketiciyi borçlar kanunu hükmü daha fazla koruyorsa somut olayın özelliğine göre borçlar kanunu hükmünün tercih edilmesi gerekecektir. Bu anlamda son derece önemlidir. Ama unutulmaması gereken bir şey,
Türk Borçlar Kanunu'nda genel işlem koşulu sayılabilmesi için bir sözleşme hükmünün ileride çok sayıda sözleşmede kullanılmak amacıyla yapılmış olması gereğidir. Dolayısıyla Borçlar Kanunu'nda bu anlamda kapsamının daha dar olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalı. Bu durumlarda da tüketicinin daha lehine olan tüketicinin korunması hakkında kanundaki daha geniş kapsamın tercih edilmesi gerekmektedir. Şöyle bir bakıldığında ve şöyle bir değerlendirildiğinde bankaların artık gerçekten çok ciddi bir şekilde yaptıkları bütün sözleşmeleri yeni bir bakış açısıyla gözden geçirmelerinin gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bankalar sözleşmelerinde kullandıkları genel işlem koşullarını daha adil, daha dengeli yapabilirlerse ve eğer bu koşullar hakkındaki bankalar bakımından artık borçlar kanunu hükümleri gereği sadece bunu ileri sürecekleri, bunu yapacakları kesin tüketici değildir. Tacirlerle de aynı şeyi yapmaları gerekmektedir. Eğer bunu yapabilirlerse ve sözleşme imzalanmadan önce karşı taraftaki muhatabı bilgilendirip öğrenmesine imkan sağlayabilirlerse sorun yaşanmayacaktır. Aksi takdirde eskiden sadece tüketiciler bakımından daha sınırlı olarak söz konusu olan bir uygulama artık çok daha geniş bir şekilde her kesime yayılmıştır. Dolayısıyla genel işlem koşulları toplumun her kesimini ciddi şekilde etkileyecektir. Bunun göz önünde tutulması zorunludur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.